Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar merhabalar. 30 numaralı ünitemiz binomla devam ediyorum kardeşlerim. 5. köşe taşında kalmıştık. Hemen onu bir ayarlayıp çözmeye başlıyorum. Evet, odaklanmasını da yapalım. Bakınız ne diyor birinci sorumuz. Diyor ki ifadesinin açılımı yapıldığında x üzeri 13'lü terimin katsayısı kaç olur? Hemen yapıyorum dostlarım. Şimdi öncelikle bu ifadenin genel terimini bir yazalım. Şöyleydi genel terim yazmak. N'in r'lisi, buradaki n dediğim ifade 7. Çarpı birinci terimi yazıyoruz arkadaşlarım. X küp. Üstüne bu ikisinin farkı n eksi r. Çarpı ikinci terimi yazıyorum. İkinci terimi yazarken şu eksiyi göz ardı etmeyin. Eksi 1 bölü x üzeri de alttakini r'yi yazıyoruz arkadaşlar. Genel terimi yazdım ve diyor ki burada diyor bu ifade katsayısı a olan ve x üzeri 13'lü bir terime eşit olsun diyor bize. Şimdi bunu çözelim arkadaşlar. N kaçtı? 7'nin r'lisi. N 7 çarpı. Şimdi kuvvetin kuvveti var. Burada ne yapıyorduk dostlarım biz kuvvetin kuvvetini görünce? Hemen bu ikisini çarpacağız. Yani şöyle olacak. N yerine 7 yazdığımı düşünüyorsunuz tabii ki. X üstünde 21 eksi 3R gelecek. Çarpı. Şuraya bakın dostlarım. Burası ne olacak? Eksi 1'in üzerinde R. Yani eksi 1 üstünde R. Çarpı bu x yukarıya takla attığında ne oluyordu arkadaşlar? Kuvveti yine r ama eksi r olarak da döndü. Sakın buradaki eksiyi şu birin önündeki eksiyle karıştırmayın. Bu eksi nereden geliyor? X aşağıda yukarıya çıkarken kuvvetinin önüne eksi alıyorduk. Ve bu da eşitmiş a çarpı x üzeri 13'e. Şimdi dostlar, burada şu katsayıları bir ilk etapta görmeyin. Yani a ile 7'nin r'lisini ve eksi 1'in r'lisini görmeyin arkadaşlarım. Sadece x'lere odaklanın. Bakın bir x'li burada, bir x'li terimde burada, bir de şurada var. Çarpım durumundaki x'lerin kuvvetlerini ne yapıyorduk? Topluyoruz. O zaman şöyle oldu mu? X üzeri 21 eksi 3r eksi r, yani eksi 4r. Eşit oldu buradan da x üzeri 13'e. Peki hemen bunları birbirine eşitliyorum arkadaşlarım. Bu durumda 4r eşittir 8 geliyor ve r'yi 2 bulduk. Amacımız zaten r'yi bulmaktı. Bize de kat sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi r'yi getirip bir de hepsini de yerine yazalım. Şurada yerine yazıyorum dostlarım. 7'nin r'yi kaç buldum? İkilisi. Çarpı x üstünde ne geliyor arkadaşlarım burası? X üstünde 21 eksi 3R'den R 2 idi. 3 kere 2 6. 21 eksi 6'dan x üstünde 15 çarpı eksi 1 üzeri 2 artı 1 yaptı. Onu daha katmaya gerek yok. Bir de x üzeri eksi 2 var. Eşittir a çarpı x üzeri 13. Dostlarım şurası zaten toplayınca bakın 15 ile eksi 2'yi 13 yapıyor. X üzeri 13'leri görmeyin. Bize katsayıyı soruyor. Yani a'yı, yani 7'nin ikilisini soruyormuş dostlarım. Hadi 7'nin ikilisini bulalım. 7'yi 2 defa açıp 2 faktöriyele böldüm. 42 bölü 2'den 21 çıktı dostlarım. Bakın ilk baştan beri eksi işaretini tuttuğum için sorunun içerisinde artık artı mı eksi mi diye düşünmeme gerek yok. Şimdi şu 2'ye bakalım hemen. X üzeri n'li terimin katsayısı 5 olduğuna göre. Hadi gelin şimdi bunu da açalım. 5'in r'lisi çarpı x karenin üzerinde ne olacak arkadaşlarım? 5 ile r'nin farkı çarpı. Bakın bu artı 1 bölü x. 1 bölü x'in üstünde ne olacak? Sadece r eşittir. X üzeri n'li terim ve katsayısı da 5'miş arkadaşlar. 5 olduğuna göre n'in alabileceği değerler toplamı nedir diye bir soru sormuş. Hadi düzenleyelim burayı şimdi dostlar. Şurayı bir açmaya çalışsak ya da şöyle yapalım. Direkt buradan değer vermeye odaklanalım.
Bakın R'ye bir 1 verelim arkadaşlarım. R'ye bir 1 versek. 5'in birlisi oluyor. 5'in birlisi de katsayıyı 5 yapıyor mu dostlarım? 5'in birlisi 5'tir. Ve gerçekten katsayı 5 olur. Bir de R'ye 4 versek. 5'in dörtlüsü yapar burası. 5'in dörtlüsü de 5'e eşittir. Yani yine katsayıyı 5 yapar. O zaman R'nin alacağı 2 değer var. Ya 1 ya 4. 1 olsaydı burası ne olurdu x'in kuvveti? X üzeri 5 eksi 1'den 4 gelir. Bir de 2 ile 4'ü çarpınca da 8 çarpı. 1 olsaydı x üzeri eksi 1 gelirdi. Bu da x üzeri n'e eşit ki 8'den 1 çıktı. N eşittir 7 gelir bu durumda. 4 olsaydı 5'ten 4 çıktı 1. X üzeri 2'nin birinci kuvveti yani x üzeri 2 çarpı 4 olsaydı ters çevirdiğim için x üzeri eksi 4 eşittir x üzeri n diyecektik. Ve dostum 2 eksi 4'ten n eşittir eksi 2 çıkacaktı. İşte n'in 2 değerini buldum. Bu keratalarında da toplamını soruyor bize. Cevabımız 5 geldi. Şimdi bakın aynı mantığı yapacağım artık. Birinci sorunun tıpatıp aynısı bu arkadaşlarım. Ben olsam burada videoyu bir durdururum. Kendim bir çözmeye çalışır. Yemediyse de bir çözümüne bakarım dostlarım. Hadi şimdi burada bir genel terim yazalım. 7'nin r'lisi. Birincinin üstüne ne yazıyorum? 7 eksi r. Çarpı ikinci ifade. Bunu da şöyle yapalım mı? 1 bölü üstlü ifadeye çevirelim. 1 bölü 2 olsun. Hatta bunu da takla attıralım. X üzeri eksi 1 bölü 2 olsun. Tabii x üzeri eksi 1 bölü 2'nin de üstüne ne yazıyoruz? R. Hatta bununla çarpılıyor. Eksi R bölü 2 geliyor arkadaşlar. Şimdi eşitmiş burası. A çarpı x üzeri 4. Şimdi sadece x'lere bakın arkadaşlarım. Şurası ne geldi? X üstünde 7 eksi R. Eksi R bölü 2 eşittir. X üstünde 4 çıktı. O zaman hemen düzenliyorum. 7 eksi R eksi R bölü 2 eşittir 4'tür. Altlar eşitse üstler de eşit muhabbetinden. Şu 4'ü bu tarafa alalım. 3 kalsın. Eksi R ile eksi R bölü 2'yi de buraya artı olarak geçirelim. 2 R, R daha 3 R bölü 2. 2'yi buraya çarpı attım. 6. 6 eşittir 3 R. R eşittir 2 bulduk Gobeller. Evet zaten amacımız da R'yi bulmaktı. Bize A'yı soruyor. Yani katsayıyı soruyor aslında. Hadi gelin şuradaki katsayı yani 7'nin ikilisini bulalım. 7 çarpı 6 bölü 2'den 21'i işaretleyelim Gobeller. Son sorumuza bakıyoruz. Diyor ki açılımında x üzeri 11'li terimin katsayısı. Yani şimdi ben bunun genel terimini yazıyorum. 6'nın r'lisi diyorum. Birinci ifade x karenin üstüne 6 eksi r. İkinci ifade eksi x'in üstüne de r yazıyorum. Ve eşittir a çarpı x üzeri 11 bana da a'yı soruyor dostlarım unutmayın. Hadi düzenleyelim şimdi. Önce sadece x'lere bakıyoruz değil mi? X üstünde 12 eksi 2 r çarpı x üstünde r mi geldi dostum burası? Eşittir x üstünde 11. Peki şunların toplamı ne yaptı arkadaşlarım? 12 eksi r yapar. Eksi 2 r ile r'nin toplamı eşittir 11. R buradan 1 çıktı Gobeller. Hadi şimdi r yerine 1 yazalım şurada hemen. Ay tüküreyim ucuna ya. Öf ne kadar kırıldı. 6'nın birlisi çarpı ne oldu burası? X karenin 6 eksi 1'den 5. kuvveti çarpı eksi x üstünde 1 oldu. Hadi düzenliyoruz burayı şimdi dostlar. 6'nın birlisi 6 demektir. Çarpı x üzeri 10 yapar. Çarpı eksi x geldi burası da. Eksi x'i şöyle x yazayım. Eksi'yi de şu 6'nın önüne verelim. Eksi 6 çarpı x üzeri 11 çıktı. Eşittir a çarpı x üzeri 11'di bunlar. X üzeri 11'ler gidince de zaten katsayı eksi 6 geldi dostlar. Evet. 5 numarayı gömdük. Hemen 6'yı bir ayarlayalım şöyle.
6 numaraya bakalım dostlarım. Evet. Burada ne diyor? Açılımı yapıldığında sabit terim kaç olur diye bir soru sormuş. Arkadaşlar sabit terim demek yanında x olmayan demek. X'e bağlı olmayan demek. X'siz terim demek ya da x üzeri sıfırlı terim demektir arkadaşlar. X üzeri sıfır. Ne yapar bu? 1 yapar. Yanında da bir sayı vardır bunun. A çarpı 1'den A. Yani sabit terim gelir dostlar. Sabit terim deyince x üzeri 0 algılayacağız biz. O zaman aslında bir önceki köşe taşının aynı sorusu oldu. Sadece x üzeri 0'lı terimin katsayısı kaçtır diye soruyor bize. Bunu da aynı mantıkla bulacağız hemen arkadaşlar. Diyeceğiz ki 6'nın r'lisi 6 olduğu için n çarpı birinci ifade 2x üstünde 6 eksi r çarpı ikinci ifade eksi 1 bölü x üstünde r eşittir a çarpı x üzeri 0 diyeceğiz. Hemen şimdi sadece r'lere bakalım, x'lere bakalım sadece. Bak buradan x üstünde direkt 6 eksi r geliyor. Çarpı buradan x takla attığı için x üzeri eksi r geliyor. Şu eksi 1'i falan karıştırmadım, 2'yi karıştırmadım. Sadece x'lerin üstüne odaklandım. Ve x üzeri 0 dedim. Buradan 6 eksi 2 r eşittir 0. R eşittir 3 çıktı gobeller. Hadi şimdi hemen r yerine 3 yazıyorum. 6'nın üçlüsü oldu burası. 2x'in 6 eksi 3 yine 3 yaptı. Şurası da 3 yaptı. O zaman hem 2'nin üçüncü kuvveti hem x'in üçüncü kuvveti. Yani 8 çarpı x küp geldi. Çarpı hem eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1 geldi. Hem de x'in eksi üçüncü kuvveti geliyor. Buradan eşittir a çarpı x üzeri 0. Bakın x küp x üzeri eksi 3. Üstleri toplayın x üzeri 0 yani 1 yaptı geç onu. 6'nın üçlüsünü açalım. 6'yı 3 defa açtım bir de 3 faktöriyele böldüm. Çarpı yanında 8 çarpı bir de eksi 1 var eşittir a. Şu 3 kere 2 6 bu 6'yı götürdü. 5 kere 4 20 bir de 8 ile çarptım 20'yi 160 bir de eksi 1 ile çarptım eksi 160. Bakın şıklarda artı 160 da var. Biz kafadan zaten şu eksiyi almıştık. O yüzden işareti bir daha düşünmedim. Şimdi şuna geldik. X'e bağlı olmayan terim. Ne demek o? Sabit terim. Yani x üzeri sıfırlı terimi soruyor bize. Hadi bulalım şimdi. 8'in r'lisi gobeller çarpı x kare üzerinde 8 eksi r çarpı eksi 1 bölü x kare üzerinde r eşittir a çarpı x üzeri 0 dedim. Şimdi sadece x'lere çalışalım. Bu 2'yi dağıtırsak içeri x üzeri 16 eksi 2 r olur. Çarpı x kare yukarıya döndü. Eksi 2 oldu burası. Bir de r var. Eksi 2 r. Eşittir x üzeri 0. 16 eksi 4 r yaptı üstlerin toplamı. 4 r eşittir 16. R eşittir 4. Geldi. R'yi 4 bulduk dostlarım. Hadi şimdi yazalım. R'yi yerine yazalım. 8'in dörtlüsü çarpı ne yazıyordum? R yerine 4 yazıyorum. 4 yazarsam şurası 4 gelir yine. 2 kere 4'ten de x üzeri 8 gelir. Çarpı hem eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 1'dir. X üzeri 2'nin eksi r'inci kuvveti oluyordu burası da. R'yi 4 bulduğum için x üzeri eksi 8 geldi. Zaten x'lere artık bakmama gerek yok arkadaşlar. Bana direkt a'yı sorduğu için yani 8'in dörtlüsü diyeceğim sadece. İşte bir de işaretini belirlemek için şuradaki ifadeyi aldım. Yani eksi 1'in dördüncü kuvveti geldiği için burası artıya döndü. Gerisi önemli değil. Şurası zaten x üzeri 0 yapıyor. Eşittir a çarpı x üzeri 0. 8'in dörtlüsünü soruyormuş bize. Hadi açalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 4 defa açıp 4 faktöriyle de böldüm. 3 kere 2 6'dır. Bu 6'yı götürdüm. 4'e böldüm. 4'e böldüm 2. 7 kere 5 30. Bir de 2 ile çarptım dostlarım. 70'i paketledim. Hadi bir tane daha yapıyoruz. Sabit terim kaçtır? Hemen yazalım ilk önce. 12'nin r'lisi çarpı x küp üzeri 12 eksi r
çarpı eksi 1 bölü x üzeri de r eşittir a çarpı x üzeri 0. Şimdi sadece x'leri alalım. X üstünde 36 eksi 3r çarpı x üstünde bak taklattığı için eksi r eşittir x üzeri 0. Yani 36 eksi 4r eşittir 0. R eşittir 9 geldi dostlar. Şimdi hemen r'yi yerine yazıyorum. Ne diyorum şurada? 12'nin 9'lusu. Artık x'lere bakmama gerek yok ama yine de yazalım biz. X üstünde 9 geliyor. Çarpı 9 yazınca burası 3. 3 kere 3 de 9 geldi. Şuradan hem eksi 1'in 9. kuvveti geliyor. Bak orası eksi 1 geliyor bir kere. Yani işaret negatif olacakmış. Onu unutmayın artık dostlar. Pozitifleri hemen silelim kafadan. Negatif gelecek. Eksi 1 çıktı çünkü. Bir de x üzeri eksi 9 geldi. Eşittir a çarpı x üzeri 0. X üzeri eksi 9, x üzeri 9, x üzeri 0 yaptı. Bununla sadeleşti zaten. 12'nin 9'lusu demek hatırlayın neye eşitti? Şurada gösterelim. 12'nin 9'lusu eşittir. 12'nin 3'lüsü neydi arkadaşlarım? Altların toplamı üste verdiği zaman üstü bunlar birbirine eşit oluyor diyebilirdik. O zaman ben 12'nin 3'lüsünü açacağım şimdi. Yani 12'yi 3 defa açacağım. Bölü 3 faktöriyele böleceğim. Çarpı bir de eksi 1 var yanında unutmayalım. 3 kere 2 6'dır. Bunu 6'ya bölersem 2. 2 ile 11'in çarpımı 22. Bir de 10'la çarptım 220. Eksi 1 ile çarptım eksi 220 geldi. Evet geldik 4 numaraya. Son sorumuz bakalım ne diyor bu da. Diyor ki açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yapıldığında sondan 9. terim. Dostum sondan 9. terim deyince ne yapıyorum ben? R artı 1'i 9'a eşitliyorum. R'yi 8 buluyorum. Bu kadar basit. R 8. Hadi şimdi direkt getirip bunu bir açalım. N'in 8'lisi çarpı x üzeri x üzeri 8 çarpı eksi 1 bölü x kare üzeri n eksi 8. Bak sondan 9. terime göre açınca ne yapıyormuşum? R artı 1'i 9'a eşitleyip r'yi 8 buldum. Hani deminden beri ne yapıyoruz? Bunun üstüne birinci terimin üstüne n eksi 8, ikinci terimin üstüne r'yi yazıyorum. Ama burada da birinci terimin üstüne r, ikinci terimin üstüne de n eksi 8 yazıyormuşum dostlarım. Mevzu buymuş. Eşitmiş sabit terimi olduğuna göre diyor. Yani a çarpı x üzeri 0 oluyormuş bu terim arkadaşlarım. Hadi şimdi gerisi düzenleme muhabbeti. Ne yapıyoruz buradan? X üzeri 8 çarpı x üzeri, bunu şimdi takla attırdığım için eksi 2, eksi 2'yi de içeriye dağıttım. Eksi 2 n artı 16 eşittir x üzeri 0 geldi. Üstleri toplayalım. Eksi 2 n artı 24 eşittir 0 oldu. 2 n eşittir 24, n eşittir 12 geldi Gobel'le. Evet bu sorumun cevabı da 12 çıktı. Çevirdik arka tarafı ve 7 numaradayız. Bakalım 7 numara ne diyor bize? Yine kolay bir soru gibi gözüküyor dostlarım. Bir bakalım hemen. Şimdi ne diyormuş bu amca? Bir görelim. Onun r'lisi diye başlayalım mı açmaya arkadaşlar biz? Onun r'lisi çarpı x üzeri 4 diyelim. Üstünde 10 eksi r çarpı eksi y üzeri r diyelim. Eşitmiş bu neye arkadaşlarım? A çarpı x üzeri t çarpı y üzeri k'ya. Şimdi bunu oluşturduk. Devam ediyorum dostlar. Şurayı bir dağıtalım içeriye. X'in kuvvetini bulalım. X üzeri 40 eksi 4r çarpı y üzeri r eşittir x üzeri t çarpı y üzeri k. Bak demek ki şurası t, şurası k. Bana da diyor ki t ile k'nın toplamı 31. Yani 40 eksi 4r artı r daha 40 eksi 3r yapar ve bu 31'miş. 31'i buraya 3R'yi buraya alırsam 9 eşittir 3R olur. R eşittir 3 çıkar dostlar. Şimdi R'yi 3 bulduk. Unutmayın bize de katsayıyı soruyor. Katsayı dediğimiz yer neresi arkadaşlarım?
Şurası da bizim katsayımız. Hadi bunu bir açalım arkadaşlarım. 10'un R'lisi diyordu. 10'un üçlüsü bizim katsayımız. Artık diğerlerini de yazmıyorum arkadaşlar. Siz biliyorsunuz artık. Burayı R'yi yerine yazdım mı? Bununla bu gidecek. Bununla da bu gidecek zaten. Yazmıyorum artık yalandan yere onları. Direkt katsayıyı arıyorum artık. Çünkü bana A'yı, katsayıyı soruyor. 10'un üçlüsü. 10 3 defa açılacak ve 3 faktöriyele bölünecek. 3'e böl 3'e böl 3, 2'ye böl 2'ye böl 4, 3 kere 4 12. Bir de 10'la çarptım bu keratayı. 120 yaptı dostlarım. İşareti neden eksi öğretmenim? Çünkü ben şurayı ilk başta almadım arkadaşlar. Eksi y demem lazımdı. Söylerken söyledim ama yazmadım. Onu da geç fark ettim. Bir daha çevirmek istemedim dostlarım. Allah'tan şıklarda da artı 120 yok. Tabii biz artık unutmayalım dostlar. Mutlaka ikinci terim eksi y ise eksi y olarak alalım onu. Şimdi bu arada ben de bir uç takayım arkadaşlarım. Tabii bu ucu açabilirsem eğer ki. Yeni aldık uç kutusunu. Ha, gördüm. Şöyle değişik bir şeymiş. Evet, açtık arkadaşlarım. Şimdi ikinci soruya odaklanalım biz hemen. Bakalım ne diyor. İfadesinin açılımında aynı soru arkadaşlarım. Benzer soru. Hemen bakın ne yapıyoruz şimdi burada dostlar. Yine normal biz genel terimimizi bir açacağız arkadaşlarım bu sorumuzda da. Hemen bir başlayalım. Aynı yukarıda yaptığım gibi. 8'in R'lisi diyorum. Ay tüküreyim ucuna ya. Şimdi küfretmeyeyim küfretmeyeyim ama nereye kadar sabredeceğim. 8'in R'lisi dedik çarpı x kare üzerinde ne gelecek arkadaşlarım? 8 eksi R çarpı eksi y küp bölü 2 üzerinde de R gelecek. Ve eşitmiş bu. Eşitmiş a çarpı x üzeri k y üzeri n. Şimdi katsayıları boş ver bir ilk etapta. Sadece x'lerin üstlerine odaklanalım. Burası x üstünde 16 eksi 2 r çarpı. Şimdi burası da arkadaşlarım 1 bölü 2 üzeri r'ye hiç dokunmuyorum. Ona bakmayacağım da eksi y üzeri 3 r olmadı mı arkadaşlarım burası da? Eşitmiş dostlar x üzeri k y üzeri n. Demek ki 16 eksi 2 r k 3 r'de n geldi. Ve bunların toplamı 19'muş. Hadi toplayalım. 16 eksi 2 r artı 3 r daha ne yaptı dostlarım? 16 artı r eşittir 19'muş. R'yi 3 buldum Gobeller. R madem ki 3 yerine yazıyorum şimdi r'yi. Bana katsayıyı soruyor. O yüzden x'lerle bir daha muhatap olmayın y'lerle de. Y'lerle ve x'lerle muhatap olmayın. Sadece sayılara bakın. R yerine 3 yazarsam 8'in üçlüsü bir katsayıdır. Çarpı bir de 1 bölü 2 üzeri 3 var arkadaşlarım. Yani 1 bölü 8 de unutmayın kurban olayım şuradaki. Şimdi 8'in üçlüsünü açalım biz. 3 defa 8'i açıyorum. Bölü 3 faktöriyel. Çarpı bir de 1 bölü 8 var. Bunu göz ardı etmiyoruz. R'yi kaç bulmuştuk? 3. 3'ün 3 kere 3 9. Bak eksi y üzeri 9. Yani eksi geliyor burası. Eksinin kuvveti, 9. kuvveti yine eksi. Bunun demek ki eksi olduğunu da kaçırmayalım. Şimdi şu 8 ile 8 gitsin. 6 ile 3 çarpı 2 gitsin. Bir tek 7 kaldı, bir de eksi kaldı. Eksi 7'ymiş dostlarım. Evet. Benzer bir soru daha. Hadi bunu yapalım. Şimdi n'in r'lisi diyerek başlıyorum arkadaşlarım soruyu çözmeye. N'in r'lisi çarpı x küp üzerinde ne diyoruz? X küp üzerinde oy söyleyemedim. X küp üzerinde n eksi r. Aslında n'i de biliyormuşuz da o yüzden ben bir oraya takıldım. Yalandan yere şey yapmayalım dedim. N'i biliyoruz aslında arkadaşlarım. N 8 gelecek. Neden? Çünkü şurada bakın ilk baştaki kuvvet ne? X üzeri 24. Bunu bize bilerek vermiş ki N 8 olmalı ki hani ilk terimin
8. kuvveti, yani x küpün 8. kuvveti x üzeri 24'tür. Demek ki n 8. Onu bir yazalım. N 8'dir. Şuraya 8 yazalım. X küp üzeri 8 eksi r gelecek. Çarpı, şuraya şimdi odaklanın arkadaşlarım. Eksi y bölü x karenin r'inci kuvveti. Eşittir n çarpı x üzeri p çarpı y küp. Böyle bir şey olacak. Şimdi sadece x'lere ve y'lere odaklanalım. Şöyle olmuyor mu burası? X üstünde 24 eksi 3r çarpı eksi y'nin r'inci kuvveti, onu bir yazayım ben, eksi y'nin r'inci kuvveti çarpı x kare yukarıya takla attı, eksi 2. kuvvet oldu, bir de r var, eksi 2 r'inci kuvveti oldu burası. Eşitmiş işte şuna, x üzeri p y küp. Hadi bir daha düzenliyorum. X üzeri 24 eksi 5r oldu. Çarpı eksi y üzeri r geldi. Bakın burada x üzeri p çarpı y küp yazayım da. R'yi gördünüz mü arkadaşlar? 3 çıktı r. R'yi direkt buldum, 3. Şimdi r 3 ise tutup hemen yerine yazacağız bunları arkadaşlar, hepsini. Gelin burada birlikte yerine yazalım. Yalnız yer kalmadı. Şurada bir yere bir yazayım da idare edelim şurayı arkadaşlarım. Şuraya bir yere sıkıştırmaya çalışalım bunu. 8'in üçlüsü oldu burası. 8'in üçlüsü çarpı r yerine 3 yazıyordum arkadaşlarım. X üstünde 3'ün 5. kuvveti olur. Yani x üstünde 15 çarpı y yerine ne yazıyordum? R yerine 3 yazıyorum. Eksi y'nin 3. kuvveti. O zaman eksi geliyor. Başa bir eksi yazalım. Y küp diyelim. Çarpı bir de x üzerinde eksi 2r var. Yani x üstünde eksi 6 geldi. Eşittir m çarpı x üzeri p çarpı y üzeri 3 geldi. Dostum, şurası zaten x üstünde p ne çıkıyor arkadaşlarım? 15 eksi 6'dan 9. P'yi bulduk bile. P 9'muş. Tamam mı? X'lerin kuvvetlerini toplayın. 15 eksi 6, 9. X üstünde p de burada. Demek ki p 9 çıktı. Hadi p yerine de 9 yazalım. Şimdi sıra m'de. M de katsayı. Yani 8'in üçlüsü arkadaşlarım. Ama başında da eksi var. Hadi 8'in üçlüsünü açıyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Başında da eksi var. Bu 6'yı götürsün. Eksi 56 geldi. M'yi de buldum. Eksi 56'ymış dostlarım. Şimdi 8 ile 9'un toplamı 17. 17 eksi 56. Normalde 56'dan 17 çıkınca 39 kalır. Ama küçükten büyük çıktığı için eksi 39'dur dedim. Evet, son sorumuza geldim şimdi Goberler. Bakalım bu ne diyor. Hadi normal bir açalım yine bunu. 9'un r'lisi çarpı a bölü b'nin 9 eksi r'inci kuvveti çarpı eksi b bölü a'nın r'inci kuvvetidir dostlarım bu. Eşitmiş. Kafam çok gitti şu ucu arkadaşlar. Kusura bakmayın, uç beni acayip sinir etti deminden beri. N çarpı A üzeri N çarpı B küpe eşitmiş dostlarım. Evet, şimdi sadece A ve B'lere, katsayılara bakmayın. Şurası hem A'nın 9 eksi r'inci kuvveti çarpı B aşağıda olduğu için yukarıya çıkacak kardeşler. B üzeri eksi 9 artı r, yani r eksi 9 da diyebilirim, yer değiştirebilirim. Çünkü B yukarıda çıkınca işareti değiştiriyor değil mi? Kuvvetin işareti değişti. Çarpı, bak burada ne var? B'nin r'inci kuvveti var. Çarpı A yukarı çıkınca eksi r'inci kuvvet oldu. Eşitmiş A üzeri N çarpı B küpe. Bak B'lerin kuvvetleri ne oldu arkadaşlarım? 2R eksi 9 oldu. Çarpı A'ların kuvvetleri toplayalım. 9 eksi 2R geldi. Eşittir A üzeri N B küpe. B'nin kuvveti 3'müş. O zaman 2R eksi 9 eşittir 3.
2R eşittir 12. R eşittir 6 geldi. R 6 ise A'nın kuvveti 9 eksi 12'den N eşittir eksi 3 çıktı. 9 eksi 12 olur burası R yerine 6 yazınca. Eksi 3. A'nın eksi 3. kuvveti demek ki N eksi 3. N'i de bulduk. Hadi sıra M'de. M'yi bulacağız şimdi arkadaşlarım. M'de şuradaki katsayımız değil mi dostlar? Yani 9'un R'lisi. Yani 9'un 6'lısını bulacağız biz şimdi. Katsayı değil mi? 9'un 6'lısı. Peki 9'un 6'lısı eşit miydi 9'un 3'lüsüne? Çünkü altların toplamı üste eşit. 9'un 3'lüsü de 9'u 3 defa aç. 9, 8, 7 bölü 3 faktöriyel. 3, 2, 1. 3'e böldüm, 3'e böldüm, 3. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 4. 3 kere 14, 12. 7 ile de çarptım. 84 çıktı katsayı. Yani M. M 84, N eksi 3. 84 eksi 3'ten de eksi 1 geldi dostlar. Evet. 7 numarayı da gömdük. Bayağı uzun sürdü bu videomuz sanki ya. Sorular kolay ama uzun sürüyor arkadaşlarım niyeyse. İşlemleri biraz kalabalık. 31 dakika olmuş maşallah. Hadi bakalım şu 8'i de gömelim de öyle bitirelim videomuzu, sona erdirelim. O üçlü terim var arkadaşlar burada da. 3 terimliği açacağız şimdi birlikte dostlarım. Bakın hiç korkmayın. Bu da kolay bir şeydir gabeller. Hiç korkulacak bir şey yok. Hemen başlayalım şimdi. 3 terimli şöyle açılıyor bak. Şimdi yine 2 terimliymiş gibi 8'in R'lisi. Kurban olayım böyle aklınızda tutun. Çarpı. Sonra da R'nin K'lısı diyorum kardeşim. Bunu yazacakmışım. R'nin K'lısı. Zaten hocam da bak yukarıda yazmış. Şimdi gördüm onu da. Evet, ona da bakarsınız arkadaşlarım. O açıklamayı da bir okursunuz. Çarpı. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlarım? İlk terimi alıyorum bak. İlk terimin üstüne. Birinci terimin üstüne. Şu ikisinin yine farkını yazıyorum. 8 ile R'nin. 8 eksi R. Çarpı. İkinci terimi alıyorum. Yani eksi y'dir bu ikinci terim. Bunun üstüne şunların farkını yazıyorum. R eksi k'yı. Son olarak da arkadaşlarım son terimi alıyorum. 2 z'yi. Ve bunun üstüne de en son şuradaki k'yı. Bak bunların farkı, bunların farkı, en sonunda da k. Kuvvetler böyle geldi. Ve bu da neye eşitmiş dostum? X küp, şöyle yazayım. Kat sayısını soruyor. A çarpı x küp y kare z küp. Buna eşitmiş. Hadi şimdi bulalım bunu arkadaşlar. Madem ki x'in küpü istiyor, o zaman x'in üstünde 8 eksi r var ya. Demek ki 8 eksi r 3'e, r de 5'e eşit. R'yi bulduk bile. Bu bir. Demek ki r eksi k 2'ye eşit. R eksi k 2'ye eşit. R'yi 5 bulmuştuk. 5 eksi k 2'ye eşit. Demek ki k'yı da bulduk. 3'müş dostlar k. Tamamdır. Neyi soruyordu bize? Terimin kat sayısı kaçtır? Kat sayısı şurası değil miydi arkadaşlarım? Şu ifade değil mi kat sayısı? Yani 8'in r'lisi, 8'in 5'lisi çarpı r'nin 3'lüsü. R'nin yani 5'in 3'lüsü. Bunu bulmamızı istiyor arkadaşlar. Hadi gelin bunu da birlikte bulalım dostlarım. Şimdi 8'in 5'lisi demek 8'in 3'lüsüne eşittir. 8'i 3 defa açıp 3 faktöriyele böldüm. Çarpı. 5'in 3'lüsü demek arkadaşlarım 5'i ikilisine eşittir. Yani 5'i 2 defa açacağım. Şöyle olacak. 5 çarpı ya da 5'i 3 defa aç. 3 faktörüyle böl. Böyle aynı şey yani. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 de diyebilirim. Şunlar şunu götürdü. 7 kere 8 56 kalıyor buradan çarpı. 3 ile 3 gitsin. 2 ile de 2 gitsin. 5 kere 2 10 geldi buradan da arkadaşlar. Ne çıkıyormuş buradan? 560 geldi dostlar. Şuraya kadar olan kısmın tamamı 560. Şöyle bulalım. 560. Şimdi biz şurayı bulduk katsayı olarak ama bir de şurayı unuttuk arkadaşlar. Bakın şurada da 2 kuvveti var. K3'tü ya.
2'nin 3. kuvveti yani 8 geliyor dostlarım. Bunu kaçırdık, göz ardı ettik. O zaman bir de 8 sayısı var burada. Yani 560 çarpı 8 diyeceğim bir de. 8 kere 0 0. 8 kere 6 48 elde var 4. 5 kere 8 40 bir de 4 elde. 4480 yani Edirne şıkkı doğru cevap gelecekmiş. Evet. 2 numaraya bakıyoruz. Çok benzer bir soru arkadaşlarım. Hiç korkmayınız, kurban olayım. Hemen yapalım isterseniz sorumuzu. Şimdi ne demiştik? Üçlü terim nasıl açılıyordu? 8'in R'lisi çarpı R'nin K'lısı çarpı birinci terim yani 2x'in üstüne 8 eksi R gelecek çarpı ikinci terim eksi Y'nin üstüne R eksi K gelecek çarpı Z'nin üstüne de kardeşlerim en son K gelecek. Ve bu da neye eşitmiş? A çarpı X kare Y üzeri K ve Z üzeri 2'ye eşitmiş. Şimdi dostum burada X'in üstündeki kuvvet 8 eksi R mi? Burada ne var X'in üstünde? 2. O zaman 8 eksi R eşittir 2. R'yi buldum 6. Bu bir dursun kenarda. Peki Y'nin üstündeki kuvvet R eksi K mı? Burada Y'nin üstünde ne var? K. O zaman R eşittir 2K. Demek ki R 6 ya. 6 eşittir 2K. K eşittir 3. Bunu da buldum. K'yı buldum. Son olarak Z'nin üstünde K var. En son. Nerede hata yaptık biz? Y'nin üstünde K yok mu? Evet. Y'nin üstünde K var. He, buradaki K tabii bizim K'mızdan farklı bir K. Biz buna K demeyelim arkadaşlarım. M diyelim. Bu M olsun. Şurası. Çünkü bizim K sayımız değil. Bu başka bir K bu. M'i bulmamız istiyor. Biz K'yı 3 bulduk ama bu aradığımız 3 bizim aradığımız K değil. Yani o kendisi bir K diye bir harf uydurumuz. Biz M'ye çevirdim o K'yı. Tamam mı? M'yi bulacağız şimdi. Ne diyordum ben peki? R eksi K M'ye eşit. Ama önce K'yı bulalım. Z'den bulalım K'yı. K eşittir 2 geliyor dostlar. K 2. Şimdi oldu. Bu bizim K'mız ama. K 2'dir. Peki R eksi K M'ye eşit. R eksi 2 M'ye eşit. R'de 6 buldum. 6 eksi 2 M'dir. Yani M'yi 4 buldum. M istediği şey. Şurası yani M. Burası M. 4 geldi. Şimdi M'yi 4 bulduk. Sıra geldi A'yı bulmaya. Yani katsayıyı bulacağım. Dikkatli olalım arkadaşlarım. Katsayı ne? 8'in R'lisi. Yani 8'in 6'lısı. O da neye eşit? 8'in 2'lisine. Çarpı. R'nin K'lısı. K'yı kaç bulmuştum ben? 2. Demek ki 6'nın 2'lisi. K'yı 2 bulduğum için. Çarpı. Bak dostum R'ye 6 buldum ya. Şuraya 6 yazsam. 8 eksi 6'dan ne geliyor burası dostlar? 8 eksi 6 2. Bir de 2'nin karesi geliyor. Çarpı 4. Şuradan da işaret belirlenecek. R'ye 6. K'yı kaç bulmuştum? 2. 6 eksi 2'den 4. Eksinin 4. kuvveti yine artı yapacağı için bunu hiç karıştırmıyorum. Artı işaretlidir diyorum. Gerisine bakmıyorum kardeşlerim. Hadi şimdi açalım. İşte bu benim A dediğim ifade. 8'in ikilisi. 8'i 2 defa aç ve 2'ye böl. 6'yı 2 defa aç ve 2'ye böl. Bir de çarpı 4. 4 ile şunlar gitsin. Burası ne çıktı? 56 çarpı 30. Önce 3 ile 56'yı çarpalım. 150, 18 daha 168, bir de 0 var. 1680. 1680, bir de 4 ile toplayın diyor. Yani M ile toplayın diyor. 1684. Evet, bayağı uzun sürüyor. Bu ne diyor? Açılımında Y üzeri 4'ün çarpanına sahip, Y üzeri 4 çarpanına sahip kaç terim vardır? Bak burada da pratik öğretim de ikisini bari takır takır çözün arkadaşlar. Yoksa bu sorular böyle uzun uzun gitmez. Alın size pratik yok. Şundan ne istiyor Y üzeri 4? 7'den 4'ü çıkart. 7'den 4'ü çıkart. 3. 1 ekle. 4. Cevap bu. 7'den 4'ü çıkart. 3. 1 ekle. 4. Hadi şu son soruya bakalım.
açılımında oluşan terimlerden kaç tanesinde x üzeri 5 bir çarpan olarak bulunur? Bak aynısı. X üzeri 5'i çarpan olarak kaç terimde vardır diye soruyor. 9'dan 5'i çıkart. 4, 1 ile topla. 5 diyeceksin kardeşim sorunun cevabını. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik ki gelelim artık, yoruldum bayağı. Kaç dakika oldu? 40 dakika oldu mu? Tam da 40 dakika olmuş goberler. Yeter artık. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Hadi kendinize iyi bakın.